Ekonominin 2021 yılının ikinci çeyreğinde yıllık olarak %21,7 oranında büyümesinde Hatay'da pay aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, demir-çelik sektörünün %70 büyüme oranıyla büyümede ilk sırada yer aldığını söyledi. Daha fazla Körfez'de hissediliyor. Çünkü 800 milyondan 1 milyar 400 milyona çıkmış durumda demir-çelik sektörün üretimi. %70 oranda bir büyüme var. Yaz sebze meyvede ise 300 milyon dolar civarlarında. O çok büyük bir büyüme oranı değil. Hatay'ın tamamında hissedilebilmesi için Suriye Arap Cumhuriyeti ile olan sınır kaplarımızın açılması, Mısır'la olan ilişkilerimizin ve Suudi Arabistan'la olan ilişkilerimizin düzelmesi gerekiyor. Çinçin ihracat rakamlarında zeytin ve zeytinyağı ile hazır giyimde geçtiğimiz yıla göre de düşüş yaşandığını ifade etti. Zeytin ve zeytinyağı ürünleri, hazır giyim gibi şeylerde düşüş, demir-çelik mamulatında artış var. Maalesef şimdi Hatay diye çıkmıyor, TR63 diye çıkıyor. Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş her zaman Türkiye ortalamasının 2 puan üstünde seyrediyor. Şimdi 13.40, 15.50, 2, hatta zaman zaman da 2 puanı geçmekte. Tekrar Hatay'a baktığımızda yani işler yolunda görülüyor. Yani Körfez'de, demir-çelik sektöründe, ama onun dışındaki sektörlerin desteklenmesi gerekiyor. Aslında ilçe bazlı teşvik uygulaması başladı. Bu da çok adil bir durum oldu. Mesela Altınözü ilçesinde 6. teşvik bölgesine giriyor ve bizim yaptığımız ENEK OSB o kapsamda. Bu tür OSB'leri yapabilirsek Hatay ekonomisi de daha düzelecek diye düşünüyorum.